Peygamber Efendimizin nuruyla aydınlanmış şehir Medine'den herkese merhaba arkadaşlar. Medine, Peygamber Efendimizin bu topraklara ayak basmasıyla Medine oluyor. Bu videomda Peygamber Efendimizin ayak izlerini takip edeceğiz. Videoma Efendimiz selamlayarak başlamak istiyorum. Efendimiz, beni vefatımdan sonra ziyaret edenler hayatımda ziyaret etmiş gibidir buyurmuştur. Şimdi selam kapısına doğru yürüyelim. Görüyorsunuz herkes Efendimiz'i selamlamak için, onu ziyaret etmek için yürüyorlar. Buyurun biz de selamlayalım. Salatü vesselamu aleyke ya Resulallah. Salatü vesselamu aleyke ya Habiballah. Selamu aleyke ya Ebu Bekir Sıddık. Selamu aleyke ya Umar Hattab. Efendimiz ikinci kısımda kabri hemen şurada görebilirsiniz. Hemen yanında Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer radıyallahu anh var. Thank you.
Evet, elhamdülillah. Efendimiz selamladık. Videomu bu şekilde başlatmak istiyordum. Yoksa Mescid-i Nebevi için konuşulacak çok şey var. Tekrar buraya geleceğiz. Peygamber Efendimiz 622 yılında Mekke'den Medine'ye hicret ediyor. İlk önce Kuba köyüne gidiyorlar. Burada sahabelerle beraber İslam'ın ilk mescidini, Kuba Mescidi'ni inşa ediyorlar. Şimdi bizim oraya gitmemiz lazım. Peygamber Efendimizin ayak izlerini takip ediyoruz. Evet, şu an çok önemli bir yerdeyim. Çok önemli bir konumdayım. Normalde ilk önce Mescid-i Kuba'dan bahsedecektim ama Mescid-i Kuba'nın da bir öncesi var. Efendimiz Mescid-i Kuba'ya gelmeden önce Medine'ye girişinde bir yerde namaz kılmıştı. Şu an oradayız. Efendimiz Medine'ye girdiğinde ilk namaz kıldığı yerdeyiz. O yüzden burası çok önemli. Ben de direkt içeri girdim. Dışarıyı göstermeden, çünkü burada benim ilk girişim. Ben de çok meraklı bir şekilde girdim içeri ve kimselikler yok. O yüzden keyfini çıkartmak istiyorum. Burası Mescid-i Beni Huneyf. Buranın özelliği... Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye girer girmez ilk namazını burada kılmış, burada eda etmiş. O yüzden burası çok önemli bir yer. Kuba Mescidi'nde hemen yanında normalde evler vardı burada. Hepsi yıkılmış, düzeltilmiş. Şimdi onu da göstereceğim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hususiyeti, bir özelliği var. O da şu. Bir şehre girildiği zaman ilk önce sabah namazı vaktinde girermiş. İlk sabah namazını eda eder, sonra o şehre ayak basarmış. Yani o da burada sabah namazını eda etmişler. İlk namazını burada kılmışlar. Sonra Kuba köyüne girmişler. Zaten Kuba köyü göreceksiniz. Çok yakın. Önce sabah namazı kılınır, şehre sabah namazı civarında girilir. Yatsı vakti, akşam vakti girilmez şehre. Böyle bir kuralı var Peygamber Efendimizin. Ve aynı şekilde bizim atalarımız da bu kuralı uygulamış. Neden buraya Beni Huneyf Mescidi diyoruz? Beni Huneyf kabilesi burada yaşadığı için. Medine'de bulunan iki kabile vardı. Birisi Evs, diğeri Hazreç'ti. Evs kabilesine bağlı bir küçük kabile. Onların bölgesiymiş burası. O gece daha sabah namazı yeni girmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ebu Bekir ve azatlısı Amir bin Fuheyri ile birlikte Abdullah bin Ureykıt buradan giriş yapıyor. İslam'ın Medine'deki ilk namazını burada kılıyorlar. Mescid-i Beni Huneyf. Bu gördüğünüz Beni Huneyf Mescidi. Diğer bir adıyla Musabbah Mescidi. Anlamı sabaha doğru kılınan namaz. Bir diğer anlamı ise sabahı karşıladıkları yer.
Şimdi yavaş yavaş dışarı çıkalım. Mescid-i Kuba'yı göstermek istiyorum. Buraya çok yakın çünkü. Neredeyse 500 metre, belki daha azdır. Normalde burada sadece şu gördüğünüz şöyle çevrili duvarlar vardı. Başka bir şey yoktu. Yeni restore edilmiş burası. Dışarısını falan çok güzel yapmışlar. Onları az sonra koyacağım. Evet, şu an mescidin arkasına doğru gidelim bakalım. Efendimiz buralara ayak basmış. Buralara gelmiş, sonra Medine'ye girmiş. Hatta şurada hemen Kuba Mescidi. Huneyf'ten ayrıldık. Hemen arkamda şurada hemen Kuba Mescidi. 500 metre ileride. Normalde burada evler vardı. Evler kaldırılmış. Normalde evlerin arasından gidiliyordu. Hemen şurası Kuba Mescidi. İslam'ın ilk mescidine doğru yürüyelim. Orada da Kuba Mescidi'ni beraber anlayalım. Bakın görüyorsunuz hep buralar hurma bahçesi. Kuba Mescidi'nin hemen şu tarafları şöyle hep hurma bahçeleriyle dolu. Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman burası Medine'nin girişi sayılıyordu. Efendimiz buraya ulaştığı zaman büyük bir sevgiyle, büyük bir muhabbetle karşılandı. Medine'ye gelince bir mescid ihtiyacı doğmuştu. Peygamber Efendimiz ashabıyla beraber hemen Kuba Mescidi'nin inşasına başlamıştı. Bu mescidin inşasında Peygamber Efendimiz bizzat kendinde çalışmıştı. Taşları kendi taşımış, ashabıyla beraber bu mescidi inşa etmişti.
Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kuba Mescidi'ni hiç yalnız bırakmamış. Her zaman buraya gelmiş, namaz kılmış. Peygamber Efendimiz Kuba Mescidi'ne çok önem verirdi. Mescid-i Nebevi'ye gittiği zaman sık sık buraya gelir, burada namaz kılar, ashabıyla beraber burada istişareler yapardı. Kuba Mescidi, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin düzenli olarak cumartesi günleri, zaman zaman da pazartesi günleri ziyaret etmeyi adet haline getirdiği bir mescitti. Oraya bazen binekli, bazen yaya gider, namaz kılardı. Şu anda günlerden pazartesi. Ben pazartesi günü geldim çünkü cumartesi günü çok aşırı kalabalık oluyor. Efendimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur. Kim güzel bir şekilde abdest alır, sonra Kuba Mescidi'ne gelir ve orada namaz kılarsa onun için umre sevabı vardır buyurmuştur. Kuyuları ve hurma bahçeleri üzerine kurulmuş olan, adını buradaki bir kuyudan alan Kuba, hicret sırasında Mekke yolu üzerinde olan bir köydü. Medine'ye 10 kilometre mesafede olan bir yerdi. Peygamberimizin cennet pınarlarından bir pınar diyerek övdüğü Eris kuyuları da burada bulunmaktadır. İslam'ın ilk mescidi. Planını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizzat kendisinin çizdiği Kuba Mescidi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece mescidin planını çizmekle kalmadı. İlk taşı da kendi mübarek elleriyle koydu. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا Thank you.
Mescid, Mescid-i Nebevi gibi hala bir ilim yuvası. Burada Kur'an-ı Kerim hafızlığı yapan küçük çocuklar, ilim tahsil etmeye çalışan öğrencileri göreceksiniz. Kur'an-ı Kerim'de geçen takva üzerine kurulmuş olan mescit olarak Kuba Mescidi kabul edilir. Evet, zaman içinde de Kuba Mescidi bu şekilde büyütülüyor, ihtişamlı haline geliyor. Evet, şu an sizi bir hurma bahçesine götürüyorum. Ama bu hurma bahçesi normal bir hurma bahçesi değil. Peygamber Efendimiz Kuba Mescidi'ne geldiğinde o hurma bahçesine gidip dinlenirmiş. Oradaki kuyulardan su içermiş. Ben de ilk defa gideceğim şimdi. Oraya doğru yürüyorum. Bakalım nasıl bir hurma bahçesiymiş, görelim beraber. Evet, Mescid-i Kuba'nın etrafı bu şekilde. Her taraf hurma bahçeleriyle dolu. Evet, döndük dolaştık. İlk başta gittiğimiz mescide, Beni Yunayif Mescidi'ne geri döndük. Demek ki öyle olması lazımmış. Ama hala o hurma bahçesini bulamadım. Şuralarda bir yerlerde ama giriş yok. Mescid-i Beni Yunayif ve Kuba Mescidi. İkisini aynı anda alacağım bir manzara. Gerçekten mükemmel. Evet, o hurma bahçesi maalesef kapalıymış.
Onu artık ikinci videoya koyacağım. Şimdi Kuba Mescidi'nin yanından geçip Cuma Mescidi'ne doğru yürüyeceğiz ve çok güzel bir yol var. Size onu göstermek istiyorum. Gelirken üniversiteden taksiyle geldim ama dönerken Mescid-i Nebevi'ye yürüyerek döneceğiz. Çok güzel bir yol yaptılar, Kuba yolu. Buraya gelirseniz o yolu tecrübe etmenizi çok isterim. Arabaları kapalı, sağlı sollu alışveriş merkezi, alışveriş yapacağınız yerler olan bir yer. Şimdi Cuma Mescidi hemen onun yanında, hem o yolu göstereceğim hem de o şekilde Mescid-i Nebevi'ye doğru yürüyeceğiz. Bugün pazartesi, perşembe Mescid-i Nebevi'de sofralar açılıyor. İnsanlar oruçlu oluyor. Ben bugün oruçlu değilim tabii. Bakalım bir sofrada yer kapabilirsek biz de oradan rızıklanacağız. Şimdi hızlı bir şekilde Cuma Mescidi'ne, oradan Mescid-i Nebevi'ye geçeceğiz inşallah. Artık Mescid-i Nebevi'yi anlatma vakti geldi. Sıra sıra gidiyoruz. Evet, Kuba Mescidi ile yavaş yavaş vedalaşıyoruz. Şimdi dediğim gibi o yola gireceğiz. Evet, şurada tabelayla göstermişler zaten. İlk başta Mescid-i Nebevi yazmışlar. Gideceğimiz yön dümdüz. Şimdi yolculuğumuz başlasın. İlk cuma namazının hatırasını yaşatmak için Mescid-i Cuma adıyla meşhur olan bir mescit yaptırıldı. Hicret esnasında Peygamber Efendimiz Kuba'da ilk mescidini inşa etmişti. Kuba'dan Medine-i Münevvere'ye giderken Ranuno Vadisi'ne vardığı sırada cuma vakti olmuş ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada hutbe okuyup cuma namazı kıldırmıştı. Daha sonra buraya yapılan mescide Cuma Mescidi denilmiştir. Medine istikametine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. İlk yapılışından sonra birçok defa yenilenmiştir. Nihayet Kuba'da 14 günlük bir misafirlikten sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve beraberindekiler Medine'ye hareket ettiler. Günlerden Cuma idi. Öğle üzeri Ranuno Vadisi'ne varılmış, namaz vakti girmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem devesinden indi. O sırada
İslam'ın iktidarının bir alameti olarak farz kılınan cuma namazını kıldırdı. Orada şu hutbeleri irat buyurdular. Birinci hutbe. Ey insanlar! Ölmeden önce tevbe edin. Fırsat eldeyken salih ameller işlemeye bakın. Gizli, açık bolca sadaka vermek ve Allah'ı çok çok zikretmekle Rabbinizle aranızı düzeltin. Böyle yaparsanız rızıklandırılır, yardım görür ve kaçırmış olduğunuz şeyleri elde edersiniz. İlk cuma namazı ve ilk hutbe. Evet, cuma mescidiyle de vedalaştık. Şu an yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, yol üstünde bir mescit varmış. Mescidin adı ise Mescid-i Zeynel. Burası kapalı. Bir tarihi var mı bilmiyorum. Araştıracağım. Evet, tekrar bir mescitle karşılaştık. Çok güzel bir mescide benziyor. Yavaş yavaş hava kararıyor. Veda varmadık. Ama buranın sonu büyük ihtimal Mescid-i Nebevi. Biraz daha yürüme yolumuz kaldı. Buraya gelmenizi tavsiye ediyorum. Etrafı seyrede seyrede gidebilirsiniz. Kuba Mescidi'ne ya da Kuba Mescidi'nden dönebilirsiniz. Alışveriş yapabilirsiniz. Her şey var burada. Evet, yol burada bitiyor. Mescid-i Nebevi'ye ulaştırdı bizi güvenli bir şekilde. Biraz yorucu ama gayet güzel. Hemen şurada Ama Mescidi var. Hemen yanında Mescid-i Nebevi.
Çok güzel bir yol yapmışlar, beğendim. Hala tabii tamamlanmamış. Yetişemeyeceğim dedim ama yetiştim. Evet, kametlendi, kapıdan içeri girdi. Şimdi bir yer bulup namaz kılmak kaldı. Evet, akşam namazımızı kıldık. Allah kabul etsin. Bugünkü yolculuğumuz bu kadar. Cenaze namazını kılacağız şimdi. Mescid-i Nebevi'deyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabrinin yanı başındayız. Eski adı Yesrib olan bu şehir, Peygamber Efendimizin bu topraklara ayak basmasıyla Medine-i Münevvere oluyor. Yani aydınlanmış şehir. Peygamber Efendimiz 622 yılında Mekke'den Medine'ye hicret ediyor. Mekke'deki o zulümlerden, çoğalan zulümlerden dolayı artık Mekke'de daha fazla duramıyor. Ashabıyla beraber Medine'ye hicret ediyor. İlk önce bir önceki gittiğimiz yer Kuba köyüne gidiyor. Orada Kuba Mescidi'ni inşa ediyor ve şu anda halihazırda Medine'nin merkezi olan buraya geliyor. Mescid-i Nebevi'nin olduğu yere. Burası eskiden Medine'nin merkeziydi ve hala da öyle. Karşılandığı gibi çok büyük sevgiyle, muhabbetle karşılanıyor. Yani öyle bir sevgi ki herkes devesi kasvanın yularına sarılıyor. Lütfen benim misafirim olun. Lütfen benim misafirim olun. Peygamber Efendimiz kimseyi kırmak istemiyor. O yüzden şöyle bir çözüm üretiyor. Devemi bırakın diyor. Devem kimin evinin önünde çökerse o evde misafir olacağım diyor. Ve devesi Kasva'yı bırakıyorlar. Kimse ona dokunmuyor. Kimseyi Efendimiz kırmıyor bu şekilde. Ve devesi şu anda kabri bizim ülkemizde olan İstanbul'da Eyüp Sultan Camii'nde bulunan Ebu Eyüp el-Ensari'nin evinin önünde duruyor. Diğer bir adıyla Halid bin Zeyd. Durum böyle olunca yaklaşık 6 ay boyunca Ebu Eyüp el-Ensari'nin evinde Peygamber Efendimiz misafir oluyor. Ve tabi biraz önce tam Yeşil Kubbe'nin karşısında video çekmeye başlamıştım ki oradan buraya gelmek zorunda kaldım. Tam da Eyüp el-Ensari'nin evinin olduğu yerde. Yani eski fotoğrafları da koyacağım. Eskiden Osmanlı zamanında orada kubbeli bir ev varmış. Ebu Eyüp el-Ensari'nin evi belli olsun diye. Tabi Mescid-i Nebevi zamanla büyütünce orayı yıkmışlar. Eski fotoğrafları da koyacağım. Ebu Eyüp el-Ensari'nin, Halid bin Zeyd'in evini ne kadar yakın olduğunu göreceksiniz. Hemen Mescid-i Nebevi'nin yanında evi. Tabi buraya gelince bir mescid ihtiyacı doğuyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Eyüp el-Ensari Hazretleri'nin evinin tam yanına, hemen bitişiğine
Mescid-i Nebevi'nin ilk temellerini atıyorlar. Peygamber Efendimiz Sehel ve Süheyl adlarında iki yetim çocuğa ait olan bu arsayı mescit yapmak üzere sahiplerinden 10 dinar karşılığı satın alıyor. Sahiplerinin bu arsayı bağışladıkları da rivayet edilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buranın inşaatında Kuba'da olduğu gibi aynı şekilde burada da çalışıyor. Buradaki sahabelerle beraber çok kısa bir zamanda küçük bir mescit inşa ediyorlar. Burası çok önemli bir mescit. İslam devletlerinin ilk kalesi diyebiliriz. Ve tarihte hiçbir zaman fethedilemeyen kale. Mescid-i Nebevi Peygamber Efendimizin mescidi. Peygamber Efendimizin yaşadığı yer. İslam devletlerinin ilk kurulduğu yer. Peygamber Efendimiz zamanının çoğunu burada Mescid-i Nebevi'de geçiriyordu. Hurma ağaçlarından, hurma kütüklerinden inşa etmişlerdi. İlk yaptıkları zaman çatısı hurma ağaçlarının dallarından yapılmıştı. Mescid-i Nebevi inşa edildikten sonra Efendimiz'e küçük bir oda inşa edilmişti. Peygamber Efendimiz zamanının çoğunu Mescid-i Nebevi'de geçiriyordu. Bol bol burada ibadet ediyordu. Mescid-i Nebevi'de Peygamber Efendimiz zamanında çok önemli isimler yetiştirilmişti. Aynı zamanda burası bir mektepti. İlimlerin verildiği, dinin öğretildiği, İslamiyet'in yayılmasıyla ilgili derslerin verildiği bir okul görevi de görmüştü. Evet, bugün Perşembe. Pazartesi Perşembe oruçları olduğu için burada yavaş yavaş sofralar kurulmaya başlamış. Burada her hafta bu şekilde hayır sahipleri sofralar kuruyorlar. İsteyen oturabiliyor. Orucunu açabiliyor. Mescid-i Nebevi yaklaşık 400 bin metrekarelik alanı kaplıyor. Burası 1,5 milyon Müslümanın aynı anda ibadet edebildiği yeryüzünün en büyük mescitlerinden birisi. Evet, şimdi sizlere Mescid-i Nebevi'nin hala bir ilim yuvası olduğunu göstereceğim. Efendimiz'den beri gelen bir şey. Burada hala 7'den 70'e tabiri caizse ders halkaları var. Orada çeşitli ilimler öğretiyorlar hocalar. Her halkanın bir hocası var. Evet, böyle boydan boya Mescid-i Nebevi'ye gelirseniz Mescid-i Nebevi'nin arkasında böyle ders halkaları var. Çeşitli dersler var. İsteyen istediğine kaydoluyor. Ondan sonra o ilimi almaya başlıyor. Burada küçük çocuklar, büyük amcalar hepsini görebilirsiniz. İçine küçük bir müze açılmış. Onu göstermek istiyorum sizlere. Thank you.
kahve örtüleri. Bunlar eski örtüler herhalde. Bunlar kahveyi içeriden temizlemek için kullanılan alet ve edevatlar. Bunlarla kahveyi içeriden temizliyorlarmış. Bunları bugün sergiliyorlar. Bu da aynı şekilde. Bu da şimdi anladım. Neden koydular demiştim. Kabe'ye sürülen kokular. Bu da Kabe'de yakılan o buhar, tütsüler. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Şu mescidimde kılınan bir namaz, Mescid-i Haram hariç diğer camilerde kılınan bin namazdan daha hayırlıdır. Şimdi sözlükte tertemiz bahçe anlamına gelen Ravza-i Mutahhara'ya gidiyoruz. Ravza-i Mutahhara'ya girmek için Nusuk programından randevu almamız gerekiyor. Ve saatimiz gelince bizi sırayla içeri alıyorlar. Sıramız geldi, gidiyoruz. Cennet bahçesine. Ravza-i Mutahhara'ya doğru.
şimdi zemzememizi alacağız. Herkese ikişer tane zemzem veriyorlar. Vahit. Vahit. Şükran. Bir taneymiş. 7-1'e indirmişler. Evet. Peygamber Efendimizin kabri arka tarafı. Evet, şu an Ravza-i Mutahara'dayız. Hemen bir yer ve durup namaz kılacağız. Peygamber Efendimiz evimle minberim arası cennet bahçelerinden bir bahçedir buyurmuştur. Şimdi iki rekat namaz kılacağız. Hazreti Ayşe validemizin evi burada. Peygamber Efendimizin minberi burada. Şurası müezzinlik. Peygamber Efendimizin kabri ile minberi arasındaki bu bölüme Ravza-i Mutahhara denir. Peygamber Efendimiz evimle minberim arası cennet bahçelerinden bir bahçedir. Minberim Kevser havuzunun üzerindedir buyurmuştur. Evet, herkes dualar ediyor bu mübarek yerden. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başlangıçta bir hurma kütüğüne dayanarak hutbe okuyordu. Daha sonra 3 basamaklı bir minber yapılmıştı. Bugün Resulullah'ın minberinin olduğu yerde bulunan güzel işlemeli ve kubbeli mermer minber Osmanlı Sultanı 3. Murat tarafından gönderilmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin namaz kıldığı yer bilinmekte. Fakat onun zamanında burada mihrap yoktu. Buraya ilk mihrap Ömer bin Abdülaziz zamanında yaptırılmıştır. Tarih boyunca bu mihrap yenilenmiş, süslenmiş ve korunmuştur. Birçok defa yenilenen bu mihrap halen yerinde durmaktadır. Ravza-i Mutahara'da namaz kıldıktan sonra direkt Peygamber Efendimiz'i selamlamak için onun kabrinin önüne çıkıyoruz. Hemen şöyle Peygamber Efendimiz'e selamlayıp hemen Peygamber Efendimiz'in kabrinin selatını selam aleyküm. Evet, duvarlarda Osmanlı'dan kalma süslü hatla yazılmış Peygamber Efendimiz isimleri ve ayetler görüyoruz. Şu an selam kapısından girdik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe radıyallahu anh validemizin odasında Rabbine kavuştu ve orada defnedildi. Çünkü
Peygamberler Allah'a kavuştukları yere defnedilmektedirler. Böylece burası Hücre-i Saadet adını aldı. Daha sonra bu hücreye Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer radıyallahu anh defnedilmiştir. Hücre-i Saadet tarih boyunca halifeler, sultanlar ve emirler tarafından yenilenmiş, tamir edilmiş ve tezyin edilmiştir. Cennetül Baki, diğer adıyla El-Baki mezarlığına gidiyoruz. Cennetül Baki, Müslümanların kurmuş olduğu ilk mezarlıktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman Cennetül Baki'ye gider ve orada yatanlara dua ederdi. Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber'e gelmiş ve şöyle demiştir. Ya Muhammed, Rabbin sana Ehl-i Baki'yi ziyaret etmeni, onlar için mağfiret dilemeni emrediyor. Cennetül Baki mezarlığı 10 bin civarında sahabeyi barındıran bir mezarlık olarak bilinmektedir. Burada Peygamber Efendimizin en yakınları, Hazreti İbrahim, Peygamberimizin oğlu, Hazreti Abbas, Peygamberimizin amcası, Hazreti Fatıma, Peygamberimizin kızı, Hazreti Hasan, Peygamberimizin torunu, Hazreti Osman, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin damadı, 4 halifeden biri ve Peygamberimizin eşleri, müminlerin anneleri, Hazreti Ayşe, Hazreti Zeynep binti Huzeyme, Hazreti Zeynep binti Cahş, Hazreti Reyhane, Hazreti Maria, Hazreti Sevde, Hazreti Ümmü Seleme, Hazreti Ümmü Habibe, Hazreti Safiye burada meftun bulunmaktadırlar. Evet, şu an Cennetül Baki kabristanlığındayız. Diğer bir adıyla El-Baki. Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kabristanlığı, bu mezarlığı bizzat kendisi seçmiş. Ve burada çok önemli kişiler meftun bulunuyor. Yani buraya anlatmaya videolar yetmez. Peygamber Efendimizin eşleri, Peygamber Efendimizin oğlu İbrahim, Uhud şehitleri, sonra Hazreti Osman ve daha birçok sahabi burada meftun bulunuyor. Buraya gelip kabir ehlinde selamlamayı unutmuyoruz tabi. Esselamu aleyküm ya ehlül kabir, ya da selam size kabir ehli diye buradaki yatanlara selam verebiliriz. Maalesef burada durdurmuyorlar, hemen hızlıca gezip çıkın diyorlar. Burası ikindi namazından sonra ve sabah namazından sonra ziyarete açık oluyor. Bakın hemen ileride birini defnettiler şu an. Allah rahmet eylesin. Hemen şurada Mescid-i Nebevi var ve Cennetül Baki mezarlığı. Burası Medine'nin kabristanlığı. O yüzden Medine'de kim vefat ederse buraya defnediliyor. Başka yer yok. Mekke'de ise Cennetül Mualla var. Oraya defnediliyor kim vefat ederse. Başka bir kabristanlık yok. Sadece burası var.
cenazeler bu kapıdan çıkıyor ve Baki mezarlığına gidiyor. Şu an cenaze namazı kılındı ve mefta gidiyor. Allah rahmet eylesin. Amame Mescidi, Musalla Mescidi olarak da bilinir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine-i Münevvere'deki ilk bayram namazını burada kıldırdığı ve son 4 sene bayram namazlarını da burada kıldırdığı rivayet olunur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde açık bir meydan olan ve sonraları Münaha diye bilinen bu yerde Peygamberimiz yağmur duası yaptığında bir bulut gelip Peygamberimizi gölgelemiş. Bu sebeple buraya bulut manasına gelen Hamame denilmiştir. Evet, şu an Alamame Mescidi'ndeyiz. Mescid-i Nebevi'nin yanındaki mescitleri yavaş yavaş geziyoruz. Peygamber Efendimiz'in hatıratlarını geziyoruz. Buraya gelen ziyaretçiler ilk önce Mescid-i Nebevi diyorlar, Efendimiz'i selamlıyorlar, Mescid-i Nebevi'de namaz kılıyorlar. Ondan sonra buraları gezmek istiyorlar. Bu videomun amacı da nereleri gezmeleri gerektiğini göstermek. Şimdi Alamame Mescidi ikindi namazından sonra yatsı namazına kadar açık kalıyor. Buraya gelip namaz kılabilirsiniz, ziyaret edebilirsiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yağmur duası yaptığında bir bulut gelip onu gölgelermiş. O yüzden bu mescidi Amame Mescidi denmiş. Şu anda Amame Mescidi'nin içindeyiz. Amame bulut demek, bulutlar demek. O yüzden buraya Amame Mescidi denmiş. Şu anda ziyaretçileri de açık bir mescit. Burası Osmanlı Sultanı 1. Abdülmecit tarafından yaptırılmış. Ve irili ufaklı 10 tane kubbesi var. Ve kuş bakışı bakıldığında bu kubbeler bir bulutu andırıyor. Şu inceleye bakar mısınız? Ben bunu ilk gördüğümde, ilk duyduğumda çok etkilenmiştim. Yani tabii yani bir Osmanlı inceliği bambaşka bir şey. Bir gün Hicaz Medine demir yoluna gidince orada zaten her zaman anlatılır. Peygamber Efendimiz rahatsız olmasın diye demir yoluna keçeleri seren bir ecdat bunu yapması çok normal zaten. Daha burada bir sürü Osmanlı'dan kalma tarihi şeyler var tabi. İnşallah onları da gezeceğiz.
Ebu Hureyre'den bildirildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir seferden döndüğünde bu yere uğrar, kıbleye dönerek dua ederdi. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud'a giderken ordusunu burada toplamış ve Uhud'a hareket etmiştir. Evet, Peygamber Efendimizin hatıralarını yaşatmak için nerede bir şey olmuş, Peygamber Efendimiz nerede bir şey yapmış, hemen oraya bir mescit koymuşlar. Bu Hazreti Ebu Bekir Mescidi, hemen arkamda Amame Mescidi ve hemen şurada, biraz başınızı döndürmüş olabilirim, hemen şurada Hazreti Ali Mescidi. Burada Peygamber Efendimiz ne yaptıysa onlar da aynı şeyleri yaptıkları için onların adıyla mescit koyulmuş. Şu an musalla denen alandayım. Yani namaz kılınan yer. Hazreti Ebu Bekir Mescidi. Hemen şurada Osmanlı surasını da görebilirsiniz. Peygamber Efendimiz'den sonra Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh da aynı şekilde burada Peygamber Efendimiz'den ne gördüyse yağmur dualarını, bayram namazlarını burada kıldırdığı için burada onun da bir mescidi var. Aynı zamanda Hazreti Ali Mescidi hemen şurada ama şu an restore halinde. İnsanlar maalesef adlarını falan yazıyor buralara. O yüzden buralar kapanınca da üzülüyorlar. Biz de üzülüyoruz maalesef. Şöyle bakarsanız herkes isimlerini yazmış. Yani gereksiz bir şekilde isimler yazılmış. Maalesef tahrip edilmiş. Daha buraya yeni yaptılar oysa ki. Yeni açtılar. Evet, bazı yerlerde maalesef Türk adlarını da görebiliyoruz. Canım ülkemin canım vatandaşları bile yapmış bunu. Çok üzüldüm açıkçası. Her yerde yazı var ya, çok saçma. Giden tam burada, bu alanda pazar da varmış. Bir 2019'da geldiğimde yine aynı şekilde pazar vardı burada. Efendimiz zamanında da aynı şekilde burada pazar varmış. Başka şehirlerden gelen insanlar burada alışveriş yaparmış. Bu musalla denilen alanda. Tam şu arkamda gördüğünüz artık otopark olmuş. Çünkü yavaş yavaş buraları büyütüyorlar. İnsanların buluşma yeriymiş burası. Alışveriş yapma yeriymiş. Şu an Hazreti Ali Mescidi'nin yanına gidiyoruz. Evet, Hazreti Ali Mescidi hala restore halinde, restorasyonda. O yüzden çekemiyorum. Hazreti Ali, Hazreti Ebu Bekir Mescidi, Amam Mescidi ve Hazreti Ömer ve Hazreti Osman Mescidi de var. Oraya da gideceğiz. Hazreti Ali Mescidi tabii hala kapalı ama çok yakında açılacak gibi duruyor. Neredeyse bitirmişler. Ama burada neredeyse her yıl bakım yapıyorlar. Çünkü gördüğünüz gibi yazılar, isimler. Evet, otellerin arasına sıkışmış bir mescit. Burası Hazreti Ömer Mescidi. Hemen şurada Mescid-i Nebevi var. Ve burada da Hazreti Ömer Mescidi. Maalesef otellerin arasına sıkışmış. Adı falan kaldırılmış. Sadece şurada küçük bir QR kodu var, oradan görebiliyorsunuz Hazreti Ömer Mescidi olduğunu.
Ben arka tarafa doğru ilerleyelim. Medine'nin içinde bu şekilde Hazreti Ömer Mescidi gibi bir sürü mescit var. Tabi bazıları yıkılmış, bazıları böyle otellerin arasında kaybolmuş. Hemen Imam-ı Mescid'in arka tarafında. Şurada Mescid-i Nebevi, şurada. Evet, hemen yanında şu tarafta Imam-ı Mescid şurada. Ve Hazreti Ömer Mescidi burada. Devam edelim. Şimdi başka bir mescide götüreceğim sizi. Evet, şu an Hazreti Osman Mescidi'ndeyiz. Mescid-i Zinnureyn yazıyor. Hazreti Osman radıyallahu anh iki nur sahibi olduğu için, Peygamber Efendimiz'in iki kızıyla evlendiği için bu takma adı, bu ad verilmişti ona. Ve şu an mescidde de o ad verilmiş. Mescid-i Zinnureyn diye. Şimdi o mescidin yanındayız. Evet, şu an Hazreti Bilal Mescidi'ndeyiz. Bilal-i Habeşi Mescidi'ndeyiz. Burası yeni bir mescit, yeni bir yapı. Bilal-i Habeşi ile olan ilgisine gelince, Bilal-i Habeşi'nin evi Mescid-i Nebevi'nin hemen yanında bulunan Hazreti Ömer Camisi'nin yanındaymış. Fakat sonraki yıllarda ilgisizlik nedeniyle yıkıldığı söyleniyor. Bilal-i Habeşi Hazretleri ilk iman edenlerden olup müşriklere karşı Müslüman olduğunu açıkça bildiren 7 kişiden biridir. Burayı da ziyaret edebilirsiniz. Altında alışveriş merkezleri var. Alışveriş yapıp hem namaz kılabilirsiniz. Şimdi Hazreti Bilal Mescidi'ne giriliyor mu diye sordum. Evet, giriliyor ama sadece namaz vakitlerinde dedi. Sadece namaz vakitlerinde buraya gelirseniz namaz kılabilirsiniz. Ama Mescid-i Nebevi'nin yanında. Tabii Mescid-i Nebevi'de namaz kılmanızı tavsiye ederim. Evet, şu gördüğünüz yeşil yer Siyer Müzesi. Peygamber Efendimiz'in hayatıyla ilgili İçeride görseller sunuyorlar. İçeride çekim yasak olduğu için içeriye girmek istemedim. Girmek isteyenler tabii ki girebilir. Belirli bir ücret karşılığında içeri girip belirli görsellerle sizlere Efendimizin hayatını anlatıyorlar. Hemen Yeşil Kubbe'ye çok yakın. Sakifetü Beni Saide. Sözlükte gölgelik, çardak anlamına gelen sakife kelimesi Medine'de İslam öncesinden beri
kabile mensuplarının hurma kurutmak gibi işlerde ortaklaşa kullandıkları ve toplantılar için bir araya geldikleri mekanları ifade eder. İslam tarihinde Hazreti Ebubekir'in halife seçildiği yer olması dolayısıyla önem taşımaktadır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zaman zaman buraya uğrayarak bir süre dinlendiği rivayet edilir. Evet, hemen Mescid-i Nebevi'nin yanında küçük bir bahçe var. Küçük bir bahçe yapılmış buraya. Burası Hazreti Ebubekir'in hilafetini aldığı yer. O yüzden burayı bu şekilde çevirmişler. Böyle bahçe haline getirmişler. Evet, videomuzun sonuna geldik. Yeryüzünün cennet mescidinden herkese selamlar diliyorum. Allah buraya gelmek isteyen herkese buraları ziyaret etmeyi nasip eylesin. Videomu izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.